Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Emma ba'd. Evet kıymetli seyirciler, hanımlar, öğrenciler, programımız başlıyor. Hepinizi ekran başına davet ediyoruz. Özelde hanımlarımızı, ailelerimizi, genelde ise bütün toplumumuzu ilgilendiren önemli konularla ilgili burada ayet ve hadis ışığı altında programımız gerçekleşiyor. Kıymetli konuğum, daimi konuğum Reşit Kazancı Hocam, sizlerin sorularına, sizlerin problemlerine buradan cevap veriyor. Rabbim şimdiden güzel program yapabilmeyi hepimize nasip eylesin. Sizlere de ilgi ve alakanızdan dolayı şimdiden çok çok teşekkür ediyoruz kıymetli seyircilerimiz. Ben hemen iletişim bilgilerini vermek istiyorum sizlere. 0216 alan koduyla 488 0488 numaralı çağrı merkezimizden bizleri arayarak ulaşabilirsiniz kıymetli seyirciler. Ayrıca 0530 604 9810 numaralı WhatsApp hattından da bizlere WhatsApp yoluyla veya SMS yoluyla soru, görüş ve önerilerinizi yöneltebilirsiniz kıymetli seyirciler. Evet, kıymetli hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Nasılsınız hocam? İyisiniz inşallah. Çok şükür. Elhamdülillah. Siz de iyisiniz. Allah razı olsun hocam. Allah iyilik afiyet versin. Sizleri görünce çok çok iyi oluyoruz hocam. Teşekkür ediyorum. Seyircilerimizden de bu şey üzerine daima mesajlar alıyoruz. Seyircilerimiz adına da sizlere buradan çok teşekkür ediyoruz kıymetli hocam. Hocam vaktimiz kısıtlı malumunuz. Ben hemen sorularıma geçmek istiyorum sizinle müsaadeniz olursa. Selamünaleyküm hocam. Eşim aşırı derecede asabi biri. Ne zaman patlayacağı belli olmuyor ve her öfkesini benden çıkarıyor. Daima herkese beddua ediyor. Bana bile beddua ediyor. Kurtulayım diye. Dayanılması çok zor anlarda ben onu Allah'a havale ediyorum. Sakıncası var mı? Demiş hocam. Evet. Bir bayan izleyicimiz. Doğru. Şimdi öncelikle çağın ve en büyük sorunlarından biri olduğu stres ve sinirsel, ruhsal bozukluklar, hastalıklar, rahatsızlıklar. Rabbim bütün bu konuda sorun yaşayan, sıkıntı yaşayan kardeşlerimize şifa versin inşallah. Tabii bu hastalıkların, bu rahatsızlıkların bir rahatsız edici yönü de şu. İnsan bu rahatsızlığın içindeyken, bu hastalığa bulaşmış iken farkında olmadan öyle bir hastalık ki bünyeyi kaplayan ama bünyeye sirayet ederken insanın fark etmediği bir rahatsızlık şekli ve tedavisi için de çoğunlukla insanların doktorlara ve tedavi çarelerine müracaat etmekten kaçındıkları bir rahatsızlık şekli. Stres ve psikolojik sorunlar. Çünkü ben deli miyim? Ben ne gerek var? Ben akıllıyım. Benim işim, gücüm, her şeyim yerinde denilebiliyor ama insanın hayatını kendisine ve başkalarına, ailelerine, yakınlarına karşı olumsuz yönde etkileyen ve hayatı başkalarına da kendine de zindan eden bu gibi şeylerin tedavisine, çaresine çoğunlukla çoğu kez insanlar bakmıyor. Halbuki nasıl ki insanın bir dişi ağrıdığı zaman hiç zaman geçirmeden, vakit geçirmeden onun çaresine bakıyor, mecbur bakmak zorunda kalıyorsa ya da başka vücudunun diğer bir organında bir rahatsızlık olduğunda onun tedavisi için doktorlara müracaat ediyorsa ruhi problemleri konusunda da psikolojik sıkıntılar, rahatsızlıklar karşısında da aynı şekilde tedavisine başvurulmalıdır. Bu demek değil ki illa ya ben deli oldum da deli olan kimse doktora gider falan, bu manada değerlendirmemek lazım. Herkesin kendi çapında mutlaka az veya çok bu çağın getirmiş olduğu stres denilen, en genel kavramıyla stres denilen hastalıktan özellikle de büyük şehirlerde, metropollerde yaşayan insanların etkilendiğini görmekteyiz, bilmekteyiz. O yüzden bunun tabii Müslüman İslam'ı doğru yaşadığı zaman, Allah'a tam bir güvenle teslim olduğu zaman
stres yaşaması mümkün değil. Neden? Çünkü her şeyin Allah'tan olduğunu bilen, her şeyin Allah'ın takdiriyle, Allah'ın kontrolünde geliştiğini bilen bir kimse, başına gelen şeyler imtihan da olsa, nimet de, nikmet de olsa, yani şükreder, hamd eder, sabreder ve şükretmesiyle kazanır, artar, büyür, çoğalır. Hamd etmesiyle, sabretmesiyle de o nimet büyük mükafatlara tebdil olunur. Yani dünya ve ahirette eğer sabretmesi gereken bir sıkıntı ise ona sabrı karşılığında Allah hem dünya hem ahiret güzelliklerini ikram eder. Bir nimet, bir güzellik, bir mükafat bahsedilmişse de ise bunun karşılığında da şükretmekle, Allah'tan geldiğini bilmekle de kendi nefsini ön plana koymayarak benden bilmeden, kendinden bilmeden benden bu güzellik, benden bu kabiliyet, benden bu nimet, benim becerim, benim üstünlüğüm falan demeden, yani kendine yontmadan Allah'tan geldiğini bilir ve onu, o nimeti vereni tanır, şükrederse, neticede o şükrederseniz artırırım buyuruyor Rabbimiz. Dünyalık da böyle huzur olur, ahirette mutluluk ve huzur, saadet olur inşallah. Tabii bu kardeşimizin beyi, kocası devamlı patlama, yani öfke patlamaları şeklinde, saatli bomba gibi tabiriyle küfür eden, hakaret eden veyahut da insanları böyle ifadeleriyle rencide edici, diliyle rencide eden ve bundan dolayı da beddua eden biri diyor. Ve artık belli bir şeyden sonra tabii ki insanların takdir edilmek, tebrik edilmek, teşekkür edilmeyi duygusu insanda bir ihtiyaçtır. Yani biz sadece ihtiyaçlarımızı yeme içme ve benzeri şeylerle, barınma gibi şeylerle sınırlı olduğunu zannederiz. Ama nasıl ki vücudun gıdaya ihtiyacı varsa, yemeye, içmeye, beslenmeye ihtiyacı varsa hayatta kalabilmesi için, ruhun da sağlıklı kalabilmesi için aynı şekilde tedaviye, övmeye, övülmeye, tebrik edilmeye, teşekkür edilmeye ihtiyacı var. Yani bu da bir ihtiyaç, bu da bir sağlık için gerekli olan bir terapi, bir ilaç mesabesinde. Ama hep hayatı boyunca yaptığı her şey kötülenen, her şey başa kakılan, hiç güzellik görülmeyen, ondan sonra üstüne üstlük bir de beddua edilen bir kimse, yaptığı iyiliklere karşı hep böyle karşılık gören bir kimse de tabii ki bunun karşısında sabır eder ama bir yere kadardır bu sabırın da taşı, çatlama noktası. Rabbim bu kardeşimize dayanma önce gücü versin, eşine, beyine de güzel ahlak versin. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin övdüğü eşlerine karşı sizin en hayırlınız, hanımlarına karşı en hayırlı olanınızdır buyurduğu şekilde övdüğü, Efendimizin övdüğü, tarif ettiği, tavsiye ettiği hanımların beylerden olmayı, eşlerden olabilmeyi hepimize nasip eylesin inşallah Rabbim. Evet hocam, inşallah. Teşekkür ederiz kıymetli hocam. Hocam bir sorumuz var. Gerçekten şu an çağımızın hastalığı diyebileceğimiz bir sıkıntı. Selamünaleyküm hocam. Kocam internet bağımlısı, nasıl vazgeçirebilirim demiş bir bayan izleyicimiz. Şu an gerçekten baktığımız zaman çağımızın en büyük hastalıklarından bir tanesi. Bedenen belki eşler veya farklı kimseler de olabilir bunlar. Aynı ortamda olabiliyorlar fakat ruhen her biri başka bir yerde oluyor. Böyle bir sıkıntı var. Bu konuda tavsiyeleriniz nelerdir Kıymetli hocam? Şimdi internet bağımlılığı küçüklerden daha çok görülmekle birlikte orta öğretim seviyesi çocuklarında sıklıkla görülmekle birlikte artık işte genç veya olgunluk yaşlarındaki insanlarda da evli veya bekar olsun fark etmeyen ne zaman ki elinde telefon, internet varsa veya evinde işte bilgisayar ortamı, internet ortamına ulaşabilecek iş yerinde, evinde böyle şey varsa artık bu bir rahatsızlık, yani bağımlılık derecesinde ve kurtuluşu gerçekten irade, kuvvetli bir iradeyle ve dış çevrenin, sosyal çevrenin de katkılarıyla olabilecek bir şeydir. Sadece kendi başına ben tamam bundan kurtulmak istiyorum ve vazgeçtim bundan demesi tabii ki en önemli bir faktör ama
Bununla birlikte ondan kurtuluşunu sağlayacak etkenler de dış çevrenin, ailelerin, yakınlarının buna yardımcı olması da çok önemli. Nasıl yardımcı olacak? Yani şimdi insanlar, hadi bırak onu, kapat bilgisayarı. Yeter bu kadar oyun oynadın, yeter bu kadar bilgisayarda, internette takıldığın falan demek tabii ki çözüm değil. Yani bilseydi veya o iradesine sahip olabilseydi, zaten o kadar saatlerini, günlerini, hayatını o ekranın, makinenin başında geçirmezdi. Ama ne yapıyor? Demek ki kendi iradesine hükmedemediği, kendi nefsine sahip çıkamadığı ve zamanını, vaktini, hayatını ne zaman bitirdiğini, nerelerde harcadığını fark edemeden bir ömrü tükettiğini insanlar anlamıyor. Yani baktığımız zaman insan nerede vaktini, ömrünü geçirmiş, hayatının gençlik yılları neredeymiş, çocukluk yılları nerede geçmiş, olgunluk, yaşlılık yılları hangi yollarda harcanmış, bunlardan hepimiz sorguya çekileceğiz. Beş şeyden sorulmadıkça diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, tabiri caizse paçanızı kurtaramazsınız. Yani bu beş şeyin hesabı illa sorulacak. Kul da bu beş şeyden dolayı hesap verecek. Gençliğini nerede harcadın? Genç, enerjik, heyecanlı, iş yapabilme durumunda, bir şeyler üretken olma durumunda kabiliyeti varken bu enerjini, bu heyecanını, bu üretkenliğini Allah'ın dinini yüceltme yolunda mı kullandın? Din-i mübin, İslam'ı takviye yolunda, din seninle güçlensin, kuvvet bulsun, büyüsün, insanlar senin sebebinle bir kişi daha hidayeti bulsun diye mi sen bu enerjini, bu gençliğini kullandın? Yoksa senin sebebinle, hani Türkiye seninle gurur duyuyor denilen kişiler var, Türkiye seninle rezil oluyor denilen kişiler var. Yani aynı şekilde bizim gençlik hayatımızla birlikte, yaşadığımız o gençliği, tükettiğimiz enerjiyle birlikte İslam bizimle güç, kuvvet, neşvi, neva mı buluyor? Yoksa İslam bizim gibi bir ümmeti, bir mensubu bulunmakla birlikte zafiyet mi? Böyle insanların döneminde İslam en aşağı tutulan ve en çok horlanan bir din olmuştur mu deniliyor? Baktığımız zaman bugün Müslümanların imkanları çok ama neticede bu imkanları doğru kullanamadığımızı görebilmekteyiz. Bunların başında da teknoloji ve internet bağımlılığı geliyor. Teknoloji tabii ki hayatımızı kolaylaştırmada, zamanı kısaltmada ve bir takım şeyleri bize uzakları yakın etmede çok faydalı bir araç olmakla birlikte, biz bu aracın işte dozajını iyi ayarlayamadığımız zaman bir insan bal börek yemekte bile veyahut da çok sevdiği meyveleri, sebzeleri, neyse yiyecekleri yemekte bile aşırı gidecek olsa ne olur? O şifa olmaktan çıkar, artık eza olur, hastalık olur, devadan insana rahatsızlık verecek bir unsura dönüşmüş olur, Allah muhafaza. O yüzden de insan ne yapmalı, nasıl hareket etmeli? Ölçülü. Şimdi burada internet bağımlısı olan çocuklara, gençlere ve büyüklere karşı yapılması gereken bir kere bunun hayatının nasıl bir olumsuz yönde etkilediğini bir kere onu konuşmak lazım. Bir kere diyalog kurma yönünden, yani konuşma, sağlıklı bir iletişim kurma, ailesiyle, çocuklarıyla, yakınlarıyla, artık belki bir odada, bir evin çatısı altında birlikte olmakla birlikte arada çok uçurumlar, hatta kuşaklar farkı var olacak derecede. Yani sen 50 sene öncesinin dedenin çağında yaşıyorsun denilirken, o çocuk diyor ki ben senden 50 sene sonra daha ileride yaşıyorum anlamında hayatı. Yani dede ile torunun ya da 100 sene önceki bir kuşakla 100 sene sonra yaşayan bir kuşak gibi. Yani babayla oğlun ya da karıyla kocanın arasındaki bağlantı bu derece uzak olabiliyor. Yani dedelerin, hani dedemin dedesini görmemişiz, dedemizin dedesini görmemişiz ama işte o dedemizin çağıyla, kuşağıyla, zamanıyla olan bağlantımız bizim neyse, şu anda belki bedenen yakın olabiliyoruz, belki aynı çatı altında yaşayabiliyoruz ama insanların ruh dünyası ve nitelikli beraberlik noktasında eşlerin birbirine karşı
ebeveynlerin çocuklarına karşı ya da akrabalarının hısımlarına, yakınlarına karşı birlikteliği gerçekten çok uzak, böyle fersah fersah mesafelerde, aralarda uçurum var denecek derecede olabilmekte. Bir kere bu iletişim bozukluğunu, birbirini anlamadan, birbirinden sanki farklı çağlarda yaşayan insanlar gibi, farklı çağın insanı, o 20. yüzyılın insanı, ben 21. yüzyılın insanıyım. O 20. yüzyılın son çeyreğinde yaşamış, ben 21. yüzyılın işte falan sonunda yaşayan, başında yaşayan bir kuşağım gibi, böyle arada da bir kesin duvarlarla çizili hatlarla kimse kimsenin zaman tüneline girmediği, kimse kimsenin de hayat anlayışıyla bağlantısı olmadığı bir hayatı yaşıyoruz bugün. Yani bunun adı konulmamış, hissedilmiyor ama bugün babalarla çocuk evlatların, annelerle çocukların arasındaki bağ artık gitten gide, ya bu benim çocuğum mu? Ne oluyoruz? Büyütüyoruz ama büyüttükçe o çocuğumuz, belki yanımızda olması gereken çocuğumuz, her gün aramızdaki mesafelerimiz açılıyor deniyor. Şimdi bunları anlatmak lazım. Aynı şekilde ailemizle, eşimizle, hanımımızla, kocamızla, çocuklarımızla nitelikli beraberlik geçirdiğimiz zamanların sayısını çoğaltmamız lazım. Yani o illa bir pikniğe gitmek, bağda, bahçede, parkta, şurada, burada özel olarak değil, yani bir program çerçevesinde değil ama bir kahvaltı sofrasında, bir cumartesi günü, bir pazar sabahında, bir kahvaltı sofrasında aile efradımızla beraber kahvaltı yaparken onların gözünün içine bakarak, onların hafta içinde neler yaptığını, okula gidiyorlarsa okula veya medreseye ne okumuş, ne öğrenmiş olduklarını, derslerindeki geldikleri, karşılaştıkları sıkıntıları, sorunları, heyecanları, ümitleri, beklentileri, bunları anne baba çocuklarıyla konuşabilmeli. Çocuklar da annesine babasına sevgisini anlatabilmeli ve heyecanını, ümitlerini, beklentilerini açabilmeli, içini açabilmeli. Eğer bu olmuyorsa belki çocuğumuza enfes bir ziyafet sofrası döşemiş olabiliriz. Önüne her türlü ihtiyacını karşılayacak ziyafetler sunmuş olabiliriz. Üzerlerine giydikleri marka elbiseler olabilir veya oturduğumuz yaşam şartları çok konforlu, güzel olabilir ama netice itibariyle çocuklarımızın ruhuna o ziyafet sofrasını kuramamışsak, ruhunu doyuracak o anne şefkatini, baba gücünü, arka olma, sırtını dayama, babalık şeyini onlara hissettiremediğimiz zaman çocuklar sanki annesi fizyonomik olarak annesi olan, babası olan ama fiziki olarak, cüsse, beden olarak bir annesi var mı? Var. Ama ruhi olarak, psikolojik olarak yetim çocuklar, annesi yokmuş gibi, babası yokmuş gibi, varsa da beni anlamaz, onun dünyası farklı, benim dünyam farklı. Şimdi benim babamla, annemle ne alakam olabilir? Beni nasıl hiç anlamıyorlar ki? Denilen bir bağlantı gerçekten çocuklarımızı yetim bıraktığımız, öksüz bıraktığımız, belki karınları doyabilir ama karının doymuş olması, üstünün kabanının, montunun, ayağının, ayakkabısının, botunun giyilir olması, bu çocuğun ruhu doyuyor, gıdalanıyor, besleniyor ve ihtiyaçları ruhen gideriliyor demek anlamına gelmez. O baba şefkatini, anne şefkatini, merhametini çocuğun bizzat, hani 2 yaşında, 3 yaşındayken anneciğim diye sarılan bir çocuk, babacığım diye kucağına babasını atlayan bir çocuk, ne oluyor ki 10 yaşına geldiğinde, 15 yaşına geldiğinde babası aynı odada olduğu zaman o odaya girmekten imtina ediyor, nefret ediyor. Annesiyle bir kız, genç kız, o 3 yaşındayken, 2 yaşındayken annesinin yanından ayrılmayan, ne yapsa anneciğim diyen, ayaklarına, eteklerine tutuşan o çocuk, büyüdüğü zaman 15 sene sonra, 12-13 sene sonra, 15-16 yaşında annesiyle beraber, böyle dakikalarının beraber olması kendisine asırlarca zaman kaybı gibi bir zulme, zulüm görmüşcesine şeye sebep oluyorsa, işkenceye dönüşüyorsa, orada bizim kendimizin sorgulamamız lazım. Nitelikli beraberlik dediğimiz
çocuklarımızla, ailemizle nitelikli beraberliği kaybettiğimizin alametidir. Bu konuda böyle birbirimize yardımcı olmamız lazımdır inşallah. İnşallah hocam. Rabbim tez zamanda bu hastalıklardan bizi kurtarsın diyelim hocam. Evet, Almanya'dan bir mesajımız var hocam. Selamünaleyküm. Teheccüd namazında hangi duaları okumalıyız demiş bir izleyicimiz. Şimdi teheccüd namazında ya da diğer namazlarda özel olarak şu duaları okuyalım, şunları okuyalım diye bir şey yok. Yani duaların, ama duadaki şey, duanın makamı, duanın yeri kalptir. Kalpten geldiği şekliyle, kalbini Allah'a vererek, ondan sonra açarak, kalbini Allah'a açarak, o saat ki Mevla Teala Hazretlerimizin işte isteyen yok mu vereyim, dua eden yok mu kabul edeyim, benden bir ihtiyacı olan yok mu, yok mu, yok mu şunu isteyen diye dualara icabet edildiği, Rabbimizin mekandan münezzeh olduğu halde işte dünya semasına nüzul ederek insanların ihtiyaçlarını giderme konusunda tabiri caizse bizim ağzımıza baktığı bir dakika, kıymetli saatlerdir. O saatlerde kendi içimizi Allah'a açmak, dökmek ve tabii ki dua ederken de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamber duaları var. Bakın peygamber duaları çok manidar. Ne demek peygamber duası? Yani Rabbimiz peygamber olduğu kulları halde hala o kadar benim makamım ümmetimin arasında en yüksek derecedir. Ben işte Firavun'un kavimlerinin, Kıptilerin veya İsrail oğullarının Musa'sıyım. Veya işte ben İsa peygamberim, Musa peygamberim, İbrahim aleyhisselam ve zamanımın ümmetimin en hayırlısıyım demediler. Ve dualarında bakıyorsun hep peygamberlerin dualarında, ya Rabbi bizi işte hüsnü hatimeyle, güzel bir ölümle sana kavuştur. Ya Rabbi senden faydalı menfaat veren ilim isterim. Ya Rabbi işte bir an olsun beni nefsimin eline göz açıp kapayıncaya kadar dahi olsa bırakma türünden peygamberler dahi ulul azim olsun, diğer normal nebiler olsun dua etmişler. Şimdi peygamberler bile ne kadar zirveyi bulurlarsa bulsunlar, hangi makama ererlerse ersinler, gene Rablerine karşı, Allah'a karşı bir iltica, bir sığınma, bir boyun kırıklığı halinde hiç duadan ya biz yerimizi garanti ettik, bizden daha iyisi burada, daha üstünü yok dememişler. Ve ne yapmışlar? Dualar etmişler. O dualardan da kendimiz için, ailemiz için, çocuklarımız için, ümmeti Muhammed için, zulüm gören, işte başta Halep, Filistin, Suriye gibi, Arakan, Myanmar gibi bu bölgelerin Müslümanlarına, ümmete dua etmemiz lazım. Bu şekilde Allah'ın izniyle kalbimize akan dualar en makbul dualardır. Rabbim kabule karin eylesin inşallah. İnşallah kıymetli hocam. Selamun aleyküm hocam, hayırlı yayınlar. Devletten maaşımızı faizle işini yürüten bir bankadan alıyoruz ve değiştirme şansımız yoksa bu durumda aldığımız maaşımız haram mı olur? Allah razı olsun bizi bilgilendirdiğiniz için kıymetli hocam demiş bir izleyicimiz. Yani keyfi olarak tabii ki faizli bankayla muamele etmek, gidip oraya paranı yatırmak, paranı orada tutmak, bekletmek, o senin elinde olan bir şeyse caiz olmaz. Yani tamam, senin elinde olmadan, devlet sana sormadan, ben falanca faizli bankayla anlaştım, senin maaşını oraya yatırıyorum, sen de git oradan bir kartla veyahut da içeriden bir gişeden tut, çek o maaşını, al o maaşını her ay diyebilir, der. Bunu zaten sistem böyle yapıyor. Tutup da bodro usulü, işte dairelerden paraların kurumlara geldiği veya iş yerlerine gönderildiği, oradan da böyle deste deste elden ödendiği, ödenme sistemi artık yok. Yani ben böyle alacağım paramı siz bana ey işte Milli Eğitim Bakanlığı, ey Diyanet, ey falanca kurum, tapu müdürlüğü falan diye desek ya da bana paramı sen elden ver, bankayı ben hiç kullanmak istemiyorum dese, böyle bir sistem yok. Devlet diyor ki ben seni tanımam, senin kurumunu tanırım, en zirve üstündeki amirini tanırım. Onlarla yapılan neticelerde işte devletin bir takım bu işi kolaylaştırıcı hizmetin, kolaylaştırılıcı hizmetin ayağa getirilme noktasındaki konusunda bu şunlarla anlaşmışım der. Bu konuda da ne olur? Sen elinde olmayan şeylerden sorumlu olmasın, ama tutup da senin maaşını bankaya yatırmış,
Sen o maaşını ben bana şimdi bugün 100 lira lazım. 100 TL alayım. Geri kalan maaşımın tamamı bankada, faiz bankasında dursun. Nasıl olsa orası garanti, kaybolmaz, çalınmaz. Hem de orada bir birikinti de oluyor. Der o bankada paranı ayın 15'inde yatıyorsa, ayın bir dahaki ayın sonuna kadar, başına kadar o parayı orada tutuyorsan, tabii ki faizli bir bankada maaşını, paranı tutmakla ve onların daha da o blokede duran senin maaşın her an çekilebilir ama çekmiyorsun. Bugün 100 lira lazım, 100 lira şey yapıyorsun. Yarın 50 lira lazım, 50 lira alıyorsun. İhtiyaç duyduğumda dursun orada diyorsun. O zaman da o tabii ki faiz kurumunu bir destekleme, büyütme ve ona onay verme manasına geldiğinden dolayı da ayrıca bir sorumluluk olur. Ama elinden gelmeyen konularda Rabbimizden, ya Rabbi sen bu Allahümme hâzâ münker deyip bu bir münkerdir, bu bir günahtır, ben bundan razı değilim ama benim elimin erdiği yer burası kadarıdır deyip ondan kaçınmak gerekir. Evet hocam. Çok haram da değildir tabii ki. Haram olmaz evet, öyle tutup. Ama doğru değildir orada tutmak. Evet, teşekkür ederiz hocam. Selamünaleyküm hocam. Benim eşim telefonunu sürekli gizliyor. Ne yapabilirim demiş bir bayan izleyicimiz hocam. Yani telefonun gizlemesi tabii gizli bir şeylerin olduğunun alametidir. Bir kadın veya bir erkek en yakınlarından, en mahremlerinden gizleyeceği şey nedir? Telefon bilgileri değildir. Yani telefondaki rehberi, konuştuğu, görüştüğü kimseler eğer ki yanlış, karşı taraf yanlış anlamayacaksa niye gizlesin? Yani ben annemle, babamla, iş arkadaşımla, benimle hasbihal eden bir dostumla görüşmüşüm. Bunda hanımın da bulmasında, görmesinde bir sıkıntı yok. Arama kayıtlarını bastığı zaman, yapılan görüşmelerin içerisine girdiği zaman ama saklıyorsa gerçekten o nedir? Saklanan şeyde bir gizem vardır, gizlilik vardır, bir açığa çıkmasını istememe durumu vardır. Orada da tabii insanın kafasına ne gelir? Bir soru işareti gelir. Yani neden gizleniyor? Çünkü acaba bir başka birisi mi var hayatında? Aldatılıyor muyum gibi düşünceler de gelebilir. Ama illa bu kesin kanaat bu böyledir de denmez. Çünkü bunun da şeyi bir iftira olur. Somut bir delile dayanmadan, şahitler olmadan ortada sadece bir kuru şeye şüpheye dayalı bir şeyi de oturtmak, iftirayı da temele oturtmak yanlış olur. Evet hocam. O yüzden araştırılması gereken, soruşturulması gereken bir konudur. Evet hocam. Çok teşekkür ederiz. Selamünaleyküm hocam. Bütün günahlar af olur mu? Ölmeden önce yaptığınız şirk, zina olsun vesaire. Şeytan vesveseye kapılıyorum. Tövbe ettiğim halde hala kendimi kafir gibi hissediyorum demiş bir izleyicimiz. Evet. Şimdi ettaibü mine zembi kemellâ zembele. Günahından dönen hiç günahı işlememiş gibidir buyuruyor Rabbi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla ve leysetit tevbetü lillezine yâmelene suyu ebi cehale. Kabul olunmayacak tevbeyi de diyor Mevla Teala Hazretleri. Kabul olunmayacak tevbe artık ölüm anı gelmiş, Azrail'i karşısında bulmuş ve can boğaza gelip de gargara halinde Azrail'in tamam canını almaya geldim dediğini gören bir kimsenin döndüm ya Rabbi demesi ya da kıyamet koparken işte güneşin batıdan doğma esnasında şeytanın tevbesi gibi tevbe kabul olunmayacaktır. Ama böyle bir durum, ölüm anı gelmemiş, Azrail'i karşısında bulmamış bir kimsenin de yapmış olduğu günahlardan cahillikle, bilerek, bilmeyerek, gafleten veyahut da inaden yapmış olduğu şeylerden dolayı zaten tevbe bu demektir. Tevbe dönmek demektir. Tevbe ökçesi üzerine tamamen tersine dönmek demektir. O zaman yani ben yanlış bir yolda dümdüz dosdoğru giderken, dümdüz dimdirek giderken bu yolun yanlış ve uçurum olduğunu gördüm ve tam tersi ökçemin üzerinde, topuklarımın üzerinde geri dönüyorum deyip o günaha, o yanlışa bir daha dönmemek üzere azmu cezmu kasteyleyerek vazgeçmek demektir. Mevla Teala'nın kulunun tevbe etmesinden duyduğu memnuniyet, çölde devesini, hayat kaynağını kaybedip de daha sonra ölümünü beklerken, daha sonra suyunu, devesini, işte yiyeceğini, azığını, torbasını bulan ve kendisini hayata bağlayacak şeylere kavuşan kimsenin sevincinden daha fazla
Mevla Teala kulunun tevbe etmesinden razı gelir, memnun olur buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. O yüzden tevbem kabul oldu mu, olur mu, olacak mı, acaba benim günahım şu kadardı, şunları yaptım diye düşünmek şeytanın verdiği vesveseden başka bir şey değildir. Şeytan onu tekrar eski haline, o günahlarına döndürmek için, yanlışa düşürmek için elinden gelen her şeyi yapıyor. Tevbe eden kimseydi, acaba senin tevben kabul oldu mu diyerekten de onu çevirmek için bu işleri yaptığını da bilmesi lazım. Şeytana kulak vermeyip vesvese üretmemesi lazım. Evet hocam, çok teşekkür ederiz. Selamun aleyküm hocam. Kadın erkekten zikir dersi alabilir mi? Demiş bir bayan izleyicimiz. Alır yani, zikir tabii ki Allah'ın anmaktır, hatırlamaktır. Bunun şeyi illa erkek kadından alacak, kadın erkekten alacak veya kadın kadından erkek erkekten olacak falan diye bir şey yok. Bu perde arkasından peygamberlerden mesnun olan, sünnet olunmuş, tarif edilmiş duaları, zikirleri, Kur'an-ı Kerim'de geçen tesbihatları, zikirleri, peygamberlerin dualarını, peygamberlerin tesbihatını iki tarafta birbirine tavsiye edebilir. Tabii ama bunu yaparken haremlik selamlığa dikkat ederek ve birbirleriyle görüşme, konuşma, böyle göz göze bir aynı mekanlarda olma durumu olmadan olursa olur. Neden olmasın? Ders de alabilir. Yani gerek duyulduğu takdirde erkekten kadın, kadından erkek, kadından erkek biraz zor ama ders alma durumları da olmuştur. Perde arkasından erkek hocalardan kadınların ders alma durumu da olabilir. Sohbet dinleme durumu olabilir. Ders talimi, zikir ve tesbihat talimi de olabilir ama tek şart ölçüyü, haremlik selamlığı kaçırmamak şartıyla. Evet. En önemli konu bu. Evet. Evet hocam, kıymetli hocam. Teşekkür ederim. Hocam, Azerbaycan'dan bir mesajımız var. Selamünaleyküm hocam. Bizler elhamdülillah ehli sünnetiz. Eli bağlı namaz kılıyoruz. Bizlere diyorlar ki neden eliniz bağlı namaz kılıyorsunuz? Bunlara nasıl cevap vermeliyim? Bizlere bunları soranlar Şialar demiş hocam. Azerbaycan'dan Fırat isminde bir seyircimiz hocam. Rabbim bu kardeşlerimizin sayılarını oralarda sünnet, ehli sünnet itikadı, ibadet şekli üzere devam eden kardeşlerimizin sayılarını çoğaltsın. Azerbaycan'a da buradan selam ediyoruz. Şia'nın zulmünden, itikadi pisliklerinden, şerlerinden onları da hepimizle, ümmeti de korusun inşallah. Görüyoruz Şia'nın, Şia zihniyetinin, bozuk itikadının bugün Irak Sünni topraklarında, Bağdat'ın binlerce yıllık Sünni göz bebeği olan, ehli sünnetin göz bebeği olan Bağdat'ın nasıl Şiileştirildiğini, Irak'ın nasıl Şiileştirildiğini ve bugün Halep'in de nasıl İran eliyle katledilerek Şiilere teslim edildiğini ve bu asimilasyon, vahşet ve soykırım halinde, bir Sünni soykırımı, katliamı halinde devam ettiğini görüyoruz. Rabbim şerlerinden muhafaza eylesin. Kimse böyle ehli kıbledir, bilmem nedir diye savunmasın. Bugün Sünni Müslümanların Orta Doğu'da, Irak'ta, Suriye'de Şiilerden gördüğü zulüm, Haçlılardan, Siyonistlerden gördüğü zulümden zulmü aşmış demek daha boyuttadır. Yani ve onların davetçisi, ya işte hocam bombalar onların falan denilebilir ama onların davetçisi gene o Şiiler aracılığıyla oluyor. Yani gel beraber şu Sünnileri beraber imha edelim, kıyalım diyen Şiilerin daveti üzerine işte Suriye'de, Irak'ta, işte Musul'da, Kerkük'te neyse bu katliamlar yapılıyor. Davet eden nedir? Gel beraber vuralım, gel beraber keselim diyen Şiilerdir. O yüzden yani kıble olmaları onların bozuk itikatlarını düzeltmez. Müslüman düşmanlıklarını böyle gizleyemez. Her şey aşikardır. Rabbim bunu görmek isteyenlere basiret vermiştir. Zaten ortada ama kör olana da yapacak bir şey yok. Şimdi burada kardeşimize şey yapılan bu bütün Kabe'ye de Mekke Medine'de gittiğimizde hani orada söyleyebilecekleri Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz elini bağlayarak da namaz kılmıştır. Elini bağlamadan da namaza durmuştur. Ama Sünni itikadında, Hanefi itikadında nedir? İbadet şekline göre Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem daha sonraki yıllarında
ve daha çoğunluklu olarak ne yapmıştır? Elini bağlayarak namaz kılmıştır. Biz de bu görüşü alarak namaz kılıyoruz. Bu uygulama da Peygamber Efendimiz'in uygulamasıdır. O uygulama da peygamberden alınmıştır deyip işin içinden çıkar inşallah. İnşallah hocam. Çok teşekkür ederiz. Selamünaleyküm hocam. Biz şu anda sizi ailecek izliyoruz. Benim babamla sorunlarım var. Yaklaşık 6 yıldır amcamın kızını seviyorum. Babam da gidip istemiyor. Bu yüzden çok sıkıntılar çekiyoruz. Babam dinen günaha giriyor mu? İsim vermek istemiyorum. Hayırlı yayınlar demiş bir kardeşimiz hocam. Ve aleyküm selam diyelim. Ve buradan bu seyircilerimize, bu kardeşlerimize selamlarımızı iletelim inşallah. Rabbim hayırlı muratlarını hepimizin ikram eylesin, ihsan eylesin. Bizim hayır gördüğümüz şer olabilir, şer gördüğümüz hayır olabilir. Bizim kendimiz için murad ettiğimiz şeyler, kendimiz için hesap ettiğimiz şeyler belki bize göre çok uygundur, çok iyi düşünülmüş, taşınılmış konulardır. Ama neticesi belki bizim aleyhimize dönebilecek konular olabilir. Bunları tabii insanın hayır görünen şeyde şer, şer gibi gördüğümüz şeylerde hayır olabilir. Bunları düşünmesi lazım. Ama bununla birlikte tabii ki evlenecek, eş olacak kadın ve erkek, yani bekar kızların, erkeklerin birbirlerini tanıma, birbirlerini beğenme ve seçme hakkı vardır İslam'a göre. Yani bir erkek evleneceği kızı görmesi, onu seçip beğenmesi, benim kafam, gönlüm bununla uyuşuyor ve ben bununla bir aile yuvası, bir hayat devam ederim, aile yuvası kurarım diyebilme hakkına erkek de sahiptir, kadın da sahiptir. Şimdi böyle olunca bu mühim olan ölçüyü ararken, bu ölçüyü aile yuvasını kurarken istenilen ölçü şu: dini güzel olsun, dindar olsun, yani takvası olsun, sadece malını değil, sadece güzelliğini değil, sadece soyunu sopunu değil ve insanların itibar ettiği başka kriterleri ön plana koyarak değil de ne yapalım? Allah'tan yana bir tavır takılalım. Peygamber'e imanı, Allah'a imanı, peygambere teslimiyeti güzel olsun, takva sahibi olsun, dindar olsun, bunu tercih edelim diye araştırma yapılmalıdır. Bu araştırmayı yapan ve bu kız gerçekten dindar bir kızdır, takvalı, ahlaklı ve bana uygun fiziğiyle, kimyasıyla, coğrafyasıyla, biyolojisiyle, neyse artık bana uygun birisidir demişse ona da büyüklerin ne yapması lazım? Onay vermesi lazım. Yoksa zaten onay verecek. Ne oluyor? Bu sefer çağı tavuğu geçiyor. Diyelim ki 19 yaşında, 20 yaşındayken bir erkek bir kızı istediğinde sen daha çocuksun, sen daha evliliğe hazır değilsin, sen ne anlarsın bu işlerden? O olmaz, benim dediğim olur. Senin bu işe seçme, seçilme hakkın yok deyip çocuklar susturulduğu zaman, gençler bu konuda kanaatlerine, fikirlerine değer verilmeyip veyahut da onlara ön açıcı, ön ayak olucu liderlik, babalık yapılmadığı zaman bu sefer 25 yaşına geliyor. Çocuk kendi kafasına göre bu sefer, nefsani arzularına göre birisini buluyor. Bu sefer baba şunu alır mısın bana diye gelmiyor sana. Şununla bana evlenmek için bir araştır, bir soruştur diye gelmiyor. Baba, anne biz evleniyoruz sizin haberiniz olsun diye geliyor. Ben falan kızla görüştüm, konuştum, flört ettim. Biz bir yıldır çıkıyoruz. İkimiz birbirimizi bulduk. Tencere dibi yuvarlandı, kapağını buldu hesabı. Size şimdi onay makamından başka, evet demekten başka bir şey düşmüyor. Ona göre haberiniz olsun, biz evleniyoruz. Sizi de düğünümüze bekleriz diye haber veriyorlar. Ya işte şimdiki zamanın çocuklarına da laf anlatılmıyor, falan oluyor, filan oluyor demeye gerek yok. Sen onun tavını geçirdin. O çocuk senin ağzının içine bakarken, dilinden çıkacak ifadelere değer verirken, babamdır, annemdir, bana değer verir, beni evlendirir, benim iyiliğimi düşünür diye senden bir o konuya dair bir medet beklerken, sen dedin ki sırası değil, daha zamanı değil, sen ne anlarsın, ben en iyisini senin için bulurum, bilirim. Ne oldu? Baktı ki annemde bir hareket yok, babamda bir şey yok, çaba yok, bari ben kendi düşen ağlamaz, kendi göbeğimin şeyini ben keseyim dedi diyor ve biz bulduk, birbirimizi bulduk. Bundan ötesi ölürüz ayrılmayız. Ondan sonra intihar ederiz, katilimiz de siz olursunuz, ikimizin de katili siz olursunuz diye mecbur kabul edeceksiniz
anlayışıyla çocuklar geliyor, gençler anne babalarına yaklaşıyor. Ama bu sonucu, kusura bakma, çözümsüzlüğe işi havale eden anne babalar, çözümsüzlüğe işi havale eden anne babalar bu sonucu kendileri doğurmuşlardır. Kimseye de kızmaya hakkı yok. Evet hocam, teşekkür ederiz. Hocam, kadın kocasını aldatırsa kocanın nikahta vereceği mihri alma hakkı var mıdır? Evet, bu soru ya. Böyle hocam. Nikahta verdiği mehri almaya hakkı var mıdır? Evet. Ya aldatma durumunda tabii ki iki tarafta bu, yani erkeğin kadını, kadını kocasını aldatma durumunda iki tarafında aile hayatının artık bitti bitecek olma durumudur bu. Yani dayanılamayacak, çekilemeyecek bir durumdur. Bu konuda da mihir alıp almaması gerekir diye biliyorum ama ben bunu yine bir araştırmamız lazım. Alamaz diye. Çünkü o hakkını o aldatma sebebiyle kaybetmiş olma durumu söz konusudur. İstifade etme, birbirlerinden istifade etme yollarını kapatma durumu söz konusu olduğundan dolayı böyle bir şey söz konusu. Ama bir araştıralım gene bunu. Tamam hocam. Teşekkür ederiz. Öyle cevap verelim. Kesin şey yapmadan söyleyelim. Tamamdır hocam inşallah. Evet. Selamünaleyküm hocam. Ben kamu kurumuna yeni atandım. İstanbul'da yaşayacağım. Şunu merak ettim. Sağlıkçıyım hocam. İşim evet. Bayanlar ve çocuklarla çoğunlukla. Çalışmamda sıkıntı var mıdır? Ve tövbe almak istiyorum. Ama işim yoğun olacağı için verilen ödevleri yerine getiremem diye korkuyorum. Neler tavsiye edersiniz? Hayırlı yayınlar hocam demiş bir izleyicimiz. Evet. Hayırlı olsun diyelim öncelikle. Yeni görevi, yeni işi, yeni niyeti. İnşallah ümmete kendisine faydalı, hayırlı olur. Şimdi tabii sağlıkçıların özel bir durumu var. Doktorların, hemşirelerin bu sağlık sektöründe ya da güvenlik birimlerinde çalışan kimselerin ibadet konuları diğerlerinden biraz farklılık arz ediyor. Yani bir cuma günü mesela bir doktorun cuma namazı kılma meselesi ameliyat esnasında üzerinden düşer. Nasıl düşer? Yani nasıl ki bir hasta cuma namazına gidemeyeceği zaman hastalık derecesine göre ona ruhsat verilirse ya da hasta bakıcısı o hastayı terk ettiğinde hastasının hastalığı artacak ya da hastası iyileşmeyecek ise aynı şekilde ne oluyor? Ona müsaade ediliyor hasta bakıcısına dahi. Doktorların, hemşirelerin de aynı şekilde bu hastalarını tedavi esnasındaki onların yanında durma, başında durma sorumluluğu vardır. Bu kardeşimiz şimdi o konuda hani hakime, polise, doktora mahrem ve namahrem konularında bir takım olaylara şahit olma durumlarında ne yapılıyor? Dışarıdaki bir insan gibi değil de yani olayın izahı, suç ve suçluluk oranlarının, suçluluk şeylerin paydaşlarının ortaya çıkması hususunda biraz yetki veriliyor. Yani şimdi hakim bey sen benim yüzüme açma bakma ama sen o suçu işleyen, o kamerada gözüken insan mısın değil misin? Ya da doktor bey sen benim işte muayene olacağım ama elimi tutma veya şuraya bakma diye bir şey hastalıkla alakalı söylenmez. Onlara biraz genişlik verilmiştir bu konuda hastalıkları tedavi etme veya görevleriyle alakalı. Şimdi kimse ders alma ve gönül tasfiyesi, tezkiyesi, gönül terbiyesi konusunda bir Allah dostluğunun kontrolünde nefsini terbiye etme eğitimine yönelmek istiyorsa bu konuda işte yapamam, edemem, meşgulüm veya içinde bulunduğum ortam bunlara müsaade etmiyor diye düşünmesi bir şeytanın nefsin vesveselerinden ibarettir. O hangi sorumluluk ki üzerimize yükleniyor, o sorumluluk bize ne ekliyor? Ardından bir kolaylık geliyor. Yani Allah-u Teala bize bir şey yüklemişse kaldıramayacağımız yük değildir. Kaldıracağımız yükü yüklemiştir. Manevi olarak da gönül terbiyesinde, gönül eğitiminde de bize yüklenen o vazifeler, bize sorumluluk olarak verilen işte şu kadar tespih çekeceksin, bu kadar şunu yapacaksın denilen şeylerin arkamızdan manevi yardımı da gelecek demektir, gelmektedir. Onu da bilirsek inşallah zor gibi görünen şeylerin, nice şeylerin kolay olduğunu anlarız inşallah. İnşallah. Rabbim o hayır olan niyette, hayırlı işleri acele etme konusunda, hayıra niyet etme konusunda şeytanın vesvesesine, nefsin ivasına
aldanmadan dosdoğru yolda istikamet üzere yürümeyi hepimize nasip eylesin inşallah. Amin hocam, Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Evet kıymetli seyirciler, Bir Hanımlar İnciler programında sonuna gelmiş bulunuyoruz. İlgi ve alakanızdan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Bizlere gelen çok mesajlar var. Ancak vaktimiz kısıtlı olduğu için mesajların hepsine yer veremiyoruz. İnşallah bir sonraki programda bütün mesajlara yer vermeye gayret edeceğiz. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Bir sonraki programlarımızda buluşmak ümidiyle. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.